Merhabalar, bugün türlü damar tıkanıklarına karşı savaş açmış fitoterapi sevdalısı, alternatif tıbbın parlayan ismi sevgili dostumuz Öncü Sancak'la birlikte pulmonar emboli nedir, risk bu mudur, göz görmeyince gönül katlanır mı, yürek imdi mi yırtılır sorularına yanıt arayacağız. Evet, şimdi İsveç stüdyomuza dönüyoruz, söz sende Öncü. Abilerin abisi. Hemoroidlerin korkulu rüyası. Rektal tuşa düşmanı dostum Altu. Her şey tamam da. Alternatif tıbbın neyi, prensi mi dedin? Yok, parlayan ismi. Parlayan ismi abi. Yani o olmadı. O kadar da konuştuk. Kaç bölüm? Daha iki bölüm önceydi yani. Evet evet, çok yeniydi. Bu seferlik duymazdan geleceğim. Yok, hacamatın kareası. O hacama da girmeyelim abi, ters yanlış olaylar olabiliyor bazen, iş kazaları. Sen kaşındın. Evet, bu söylenebilecek ya, en kötü sözlerden bir tanesiydi, teşekkür ederim. Abi bir de neyse abi, şimdi gülmek de yanlış burada ama çok böyle beklemediğim bir anda salladın, neyse tamam. Evet, yine de kişisel verilerin korunması kanununa saygı göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu tür görselleri paylaşmayın, bakın amme hizmeti. Evet, bugün çok can sıkıcı bir başlık seçtik ki gerçek dinleyici ile gönül eğlendiren dinleyici arasındaki farkı hemen bilelim. Çünkü iyi günde dost olanla kötü günün dostu farklı dostlar. Ben buradan çıkamıyorum önce, bana bir yardımcı ol. Bu kadar kötü bir konu ki pulmonar emboli benim açımdan. En azından kılavuz çok sıkıcı işte. Böyle korkunç girişler yapmak zorunda kalabiliyorum. Şimdi bu durumda pulmoner emboli için kendisi iyi de çevresi kötü diyebilir miyiz? Karpatların Maradona'sı Altu. Karpatlar mı? Dağ grubu değil mi abi? Yani giremedik olmuyor abi, senin yüzünden. Ciddi ciddi girmeliydik buna. Tamam, o zaman bir deneme daha yapıyoruz. Giriş uzatarak vakit kazanma çabam yersiz. Tamam mı? Halen devam ediyor. Devam ediyor. Peki, 6. bölüm dinlemeyen arkadaşlarınız var mı bilmiyorum ama pulmoner emboli de DBT gibi, öncesinde konuştuğumuz programdaki gibi risk faktörleri olan bir hastalık ve benzer risk faktörlerine sahip. Nedir dersiniz bu risk faktörleri? Hemen giriyorum bakınız konuya. Nedir? Alt ekstremite nedir acaba? Böyle efektler koyuyoruz değil mi böyle? Nedir? Alt ekstremite fraktürleri, emboli öyküsü, spinal kord yaralanmaları, son 3 ay içerisinde AF, flutter, kalp yetersizliği gibi hastane yatış öyküsünün olması, kalça ya da diz replasmanı olması, majör travma öyküsünün olması gibi durumlarda ya da enfarktüs öyküsü, miyokard enfarktüsü gibi durumlar olması durumunda emboli riski 10 kat yüksek bu hasta gruplarında. O yüzden DVT ile benzer bir risk faktörü grubuna sahipler. Ne kadar çok risk ve ne kadar faktör dedim, sayabilecek misiniz bakalım. Peki. Bekliyor muyuz? Atlattığınızda böyle bir es verdi, sayıyoruz evet, böyle. Evet, o yüzden ben onu bekledim. Bu kısmı atlattığımıza göre sevgili Öncü, pulmoner emboliden şüphe etmek, tanı koymak için ne yapmak lazım? Ne görünce şüphe edelim? Lan bu pulmoner emboli olmasın diye ne zaman düşünelim? Şimdi Altucuğum, ne yazık ki bu belanın belirtileri, bulguları çok da spesifik değildir. Bununla başlamak lazım. Teşekkür ederiz ama... ve görüşmek üzere. Ama senin de hissettirdiğin gibi eşek değilsen, pulmoner emboliden şüphelen grubuna giren şikayetlere örnek vermek gerekirse, işte dispne, göğüs ağrısı, senkop, işte presenkop ve tabii ki de hemoptiziyi gösterebiliriz. Ama kendi adıma şunu söyleyebilirim. Acil serviste emboli denizinde yüzmeye başlamamın en büyük nedeni şu oluyor genelde. Açıklayamadığım bir anstabil hasta varsa, ya bozuk bir vital varsa diyeyim daha doğrusu, benim için günün villain'ı pulmoner emboli olur. O bir köşede durur. Ondan sonra risk değerlendirmesine başlarım açıkçası. Evet, en doğrusu bence de öyle bir şey. Tabii genelde nefes darlığı, göğüs ağrısı olan hastalara ön tanıların başında pulmoner emboli geliyor. Ama başka hayatı tehdit eden durumlar da var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. İşte MI, kardiyojenik şok, aritmiler, kalp yetmezliği, pnömotoraks, kardiyak tamponat, diseksiyon. Bunlar önemli konular. Belki de
enteresan bir başlık olarak özofageal rüptür olabilir. Bir tane böyle bir hastam olmuştu çünkü. Vay vay vay. Evet. Hayatı tehdit etmeyen durumlar içerisinde de ne var? Bronşit. İşte kas ağrısıdır bu dediğimiz kısım var. Reflü var, plevrit var, plörezi var. Belki de en son düşünülmesi, her türlü şeyi dışladıktan sonra düşünülmesi gereken panik atak var. Bazen böyle kitap gibi, şiir gibi konuşuyorsun ya Atucuğum. Yaşam sevincim artıyor. Ya çok tatlısın. Özofagal, ne? Özofagal rüptürü mü? Özofagal rüptürü mü? Bak şeyi de o kadar çok kullanmamışım ki bunu artık telaffuz da edemiyorum. Sanki şey ya, herif sınavda jüri karşısında özgüveni yerlerde sürünen uzmanlık adayı gibi her bildiğini söylüyor. Hocam başka? Ama itirazım yok. Tehlikelidir. Tehlikelidir. Bu ön tanılar, bizim en başta konuşmuştuk, kaçıncı söyleşiydi bilmiyorum. Yani ön tanısız gitmemek lazım hiçbir şeye. Doğrudur. Göğüs ağrısı, nefes ağrısı söz konusu olduğunda ön tanı havuzu geniş. Aciciler olarak hayatı tehdit eden kısımlarla ilgileniyoruz. Ama dediğim gibi emboli biraz şey bir, yani gerçekten hani derler ya tricky. Hani biraz sıkıntılı, anlaşılması her zaman, daha doğrusu şüphelenmesi her zaman kolay olmayan bir hastalık. O yüzden konuşmakta fayda var. Bugün onu biraz deşmeye çalışacağız. Bakalım, zor bir konu. Bence zor bir konu. Katılıyorum. Bakalım ne yapacağız ya, göreceğiz. Ya halen giremediğimizi de belirteyim. Yok, girdik bence. Girdik bak. Ön tanılar falan. Bahsettik bunları. Tamam, güzel. Peki abi, yani kritik durumda olan bir hasta için embolden şüphe ediyoruz. Tamam, kabul bu. Diyelim hastamız kritik değil. Ne yapalım? Yani hemen herkese gidip toraks BT anjiyo mu çekelim? Sintigrafi için sekme edelim? Ya da laboratuvara yeni bir test gelmiş, adına dedimer diyorlar abi. Onu kullansak olur mu? Ne yapalım? Tabii çek abi. Sintigrafi çek, anjiyo istet. Herif sanki dürüm söylüyor kebapçıda. Yani şöyle söyleyeyim ben abi bunu. Ne yapıyorduk diye ben sana sorayım tam tersinden. Bir hasta geldi, ağrısı var, biraz dinledin. Ne yaparsın ilk önce Altıcığım? Ya biraz zor bir düşün, soru düşün. Bu. Tabii emboli bak. Muayene ederiz abi. Bravo. Alkışlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani bu da bir cevaptır tabii. Yani ta Hipokrat zamanına gitmene de gerek yoktu burada ama. Yani şu pandemi koşullarını düşünürsek, özellikle sizin içinde bulunduğunuz koşulları, hak veriyorum. Yani muayene edebilmek bile lüks olabiliyor ya bazen. Neyse, soruna geri dönersek, nasıl bir yol izlemene karar verebilmen için bir olasılık değerlendirmesi yapman lazım. Aynen DVT'de de bahsettiğimiz ve sadece DVT'ye veya tromboembolik durumlara has olmayacak şekilde bir sürü olasılık değerlendirmemiz olabiliyor. Ön şikayete bağlı olarak. Ama burada yine meşhur Well skoru karşımızda ve bu kez her zamankinden daha güçlü diye abartayım. Belki ilgi çeker burada dikkati dağılan. Abart abi ya, program bizim, abart abi. Ama bir de şu var, hani şunu diyorsan hiçbir şey diyemem. Hani ben emboli hastasını gördüm mü kapıdan girince tanırım, bu emboli derim diyen gruptaysan bundan sonrası dinlemenize gerek yok arkadaşlar. Ama şu anda dünya gezegeninde işleyen metot böyle. Bir emboli düşünüyorsan, şüpheleniyorsan Wells ile risk değerlendirmesi yaparsın. Güzel. Ben bunu yaparım. Yani herkes bunu yapar diye umut ediyorum en azından. Bir kuzeyin oğlu olarak Wells skorunu bir anlatabilir misin? Yani DVT için Wells skorundan farkı ne? Pulmoner emboli için kullandığınız Wells skoru arasında. Şimdi çok fazla farklara girmeyelim. Benim hafızam bu kadar iyi değil Altıncım. Ama temelde tromboemboli için yatan risk faktörleri Well skoru içinde de aynı benzer parametreleri barındırıyor. Ama kitabı olarak şöyle Well skoru. DVT belirti ve bulguların olması 3 puan. Daha önceden emboli geçirilmiş olması veya DVT öyküsünün olması 1,5 puan. Son bir ay içerisinde immobilizasyon ya da operasyon öyküsünün olması 1,5 puan. Nabzın 100'ün üzerinde olması, dakikada 100 atımın üzerinde olması 1,5 puan. Hemoptizi 1 puan, kanser varlığı 1 puan. Ve bence en önemlisi alternatif bir tanının daha az olması yine 3 puan veriyor sana. Bu yüzden yani Well skoru daha aynı DVT'de olduğu gibi bir alternatif tanı değerli şeyi var burada da. Kliki. Ne derler ona? Parametresi.
Ama hani dediğim gibi bunlar akılda tutmak her zaman mümkün değil. O yüzden mutlaka bir uygulamadan ya da açın siteden MD Calc kullanıyorum ben daha çok. Daha önceden de söylemiştik. İyice reklamın dibine vuralım. Herkes onu kullansın. Ama bir sürü skor uygulaması var. Onlardan bakın arkadaşlar. Daha yani şu anda unuttum mesela. Kesin olur. Ben de unutuyorum yani. Şu ders olarak da herhalde böyle bir 20 defa anlatmışımdır. Halen hepsi aklımda değil. Neyse, elde ettiğin toplam puan sana bu hastada emboli olma olasılığı hakkında bilgi veriyor. Yani eğer bu puan, farklı puanlama sistemleri var, ikili üçlü sistemler var. Ben ikili sistemi kullanıyorum. Buna hiç girmeyelim, kafa karıştırmasın. Üniversite hesapladığım puan 4 veya altında ise düşük olasılık. 4'ün üzerinde yani 5 veya daha fazla ise yüksek olasılık veriyor sana. Bu yani hastada yüksek olasılıkla emboli vardır sonucunu çıkartıyorsun. Diğer bir de işte bu hastada görüntüleme ihtiyacın var mı yoksa D-dimerle mi yola çıkalım diye düşünüyoruz ki bu konuya az sonra geleceğiz. Şimdi reklamlar. Helsing Burkoto yıkama. Aracınızı bizde yıkatmadan araç yıkattım demeyin. Malmö yolu 4. kilometre. Giderken sağda, dönerken solda. Helsingburg. Yıkamanın adı. Başlıyoruz tekrar bebişim. Abi bence Wels değil de Perç. Skoru çok daha iyi bir skor. Yani top 3 bir skorlama sistemin varsa Perç... Birinci sıraya gelir benim. Çünkü emboli dışlamak çok güzel abi. Yani ismi bile havalı. Pulmoner emboli dışlama kriterleri. Müthiş. İngilizcesi muazzam. Daha havalı duyuluyor. Rule out criteria. Aa, rule out. Nereden çıktı zannediyorsun? Tabii. Yalnız iyi bağladın konuya Perce. Bence mesele Wels'e rağmen tetkiklerin, görüntülemelerin havada uçuşması olmuş olmalı ki Herifçioğulları da demiş böyle bir şey bulalım bir daha bunlar D-dimer falan isteyemesin. Gerçi bu biraz ağır oldu şimdi Herifçioğulları falan böyle basitleştirmek bilimsel metodu. Şöyle toparlayayım. Wels yüksek geldi, tamam, görüntüleme yapacağız. Bu kesin. Değil mi? 4'ün evet. Üzerinde 5 veya üstü. Düşükse de D-dimer isteyeceğiz. Ama soru şu, sana da sormuşlardı çömezlerin. Wels'i 0 abi. Wels'i 1 abi. Yani çok düşük skor. Ne yapacağız? Yine D-dimer miyiz? Eve mi göndereyim? Yani şöyle gururla günün kıdemlisi olarak bu hastayı taburcu edin diyemiyor muyuz? Diye deriz ben abi. Sana topu atayım. Deriz çünkü düşük riskli. Yani dediğin gibi 4 puanın altında kalan hastalarda da bir sınıflandırma yapılabiliyor. Bu 2-tier, 3-tier model falan içerisinde ama Wels score 2'nin altındaysa 8 tane kritere bakıyoruz. Merak etmeyin, ben de açıp bakıyorum MD Calc'a, MD Calc sponsorluğunda. 8 kriteri de hayır diyorsam hadi geçmiş olsun, bu hastayı %96 %100 oranında emboli dışlayabiliyoruz anlamına geliyor. Sanki kendim kriterleri bulmuş gibi övdüğüme bakma. Bir anlatayım istersen, çok güzel çünkü. Hastanın yaşı bak, hakikaten söylüyorum. Çok güzel abi. Ama unutacaksınız ama güzel, hatırlatayım. Yaşı 50'nin ve üzerindeyse hasta, bu hastada dışlayamıyoruz. Nabız 100'ün üzerindeyse, 100 ve üzerindeyse hastada yine emboliyi dışlayamıyoruz. Saturasyonu 95'in altındaysa dışlayamıyoruz. Bacakta tek taraflı ödem varsa dışlayamıyoruz. Hemoptizi varsa dışlayamıyoruz. Son bir ay içerisinde travma ya da anestezi gerektiren bir cerrahi öyküsü var mı? Varsa yine dışlayamıyoruz. Ve öncesinde emboli DVT geçirdi mi? Hormon kullanıyor mu diye soruyoruz. Hmm. İşte bu sorulardan bir tanesine bile evet diyorsanız bu hastalarda emboli tetkik yapmadan dışlayamıyoruz. Yani bu durumda hastada Wels skoruna göre düşük riskli olduğu için oradan devam ediyoruz. Yani Öncü Bey, ne yapıyoruz tam olarak? 5. günün şafağında doğuya bakıyoruz Altıcım. Ne yapacağız Allah'ım? D-dimer istiyoruz. Düşük riskli hastada Wels skoruna göre. Düşükse işte D-dimerle yola devam ediyoruz. D-dimer negatif gelmişse geçmiş olsun, hasta eve gider. D-dimer pozitifse de radyolojiye gider. Abi ben sana o zaman beylik bir soru sorayım hemen. Lütfen. Diyelim 75 yaşında bir hastam var. Düşük riskli gördüm. D-dimer de istedim ben bu hastadan. Sonuçta D-dimerin 654 geldi. Ne yapayım şimdi, 500 üzerinde deyip görüntülemeye mi alayım, ne yapayım?
Tabii dediğime biraz hassas bir test. Her şeyden nem kapıyor cancağızım. Ki yaşla beraber çok çok sevgi doluyum. Dedimeri seviyorum ya. Bazen. yaşla beraber yüksek çıkma olasılığı artıyor. Yani bununla ilgili ben zamanda sıkıntı yaşamıştır. Şimdi acil tıp uzmanları bu kadar çalışmalar bu kadar yoktu. Şimdi son kılavuz bu konuda netleşti bir miktar daha. Son kılavuza göre hiç burada tartışmayacağım. Son kılavuza göre yaşa göre ayarlanmış cut-off kullanımı öneriliyor. 50 yaş üzerindeki hastalarda her yaş için 10 miligram litre oranında arttırman lazım cut-off'unu. Yani 60 yaşındaysa hasta kaç yaş fark var? 10 yaş. 10 çarpı 10 100. Cut-off'un ne oluyor? 5 üzerine 600 oluyor. Başka bir beylik soru daha sorayım. Lütfen. Hastanın diyelim well skoru 5 veya üstü puan aldı. Yani yüksek riskli dedik. Şimdi ne yapalım? Yani Rohan'a haber salalım mı? Tabii ki hayır. Rohan'a haber salmıyoruz. Hastanın well skoru 4 puanın üzerinde yani 5 puan veya daha fazla ise görüntüleme yapılır. Well puanı yüksek ise ya BT anjiyo istersin ya da duruma göre veya nerede çalıştığına göre o saatin o günün imkanlarına göre sintigrafiye kadar yolu var bu işin hastanın durumuna göre. Yani kabaca well yüksekse radyoloji diyeyim. Ama şunu hatırlatayım, bu söylediklerimiz sadece klinik olarak stabil hastalar için geçerli. Aslında işin çokomelli tarafı hasta instabilken başlıyor ve bu yüzden instabilite kavramına da biraz girmek lazım. Çünkü buraya kadar ne yaptık kabaca? Verse göre risk değerlendirmesi yaptık. Düşükse D-dimer, yüksekse radyoloji. Aslında olay bu. Biraz da işte klinik şüpheden falan konuştuk. Şimdi instabiliteye biraz girmek lazım. Bence orası çok önemli. Orada evet. İşler instabilite kavramı da yani daha doğrusu netleştirilmesi gereken bir kavram. Ne dersin Antucuğum? Yani aslında öncesinde bu masifti, submasifti, unstabil kavramları çok net değildi. 2019 kılavuzundan sonra birazcık daha netleştirildi bu. Dediğin gibi. Bu birazdan sayacağım. Durumlardan herhangi bir tanesi varsa başvuruda anında hasta unstabil olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bir tanesi kardiyak arrest. Çok net. Yani kardiyak arreste gelen her hastada potansiyel olarak altta yatan nedenin embol olduğunu hatırlamamız gerekiyor. İkincisi obstrüktif şok. Konuşamadım. İkincisi obstrüktif şok. Yani sistolik kan basıncı 90'ın altında veya yeterli volüme sahip olduğunu düşünüyoruz hastanın ve sistolik kan basıncı 90'ın üzerinde olması için hastanın inotrop ihtiyacı, vazopresör ihtiyacının olması ve işte bununla beraber hastada bilinç değişikliği, organ yetmezliği, oligüri, anüri gibi durumların olması ya da laktat artışının olması durumunda yani özetle bir organ hasarı, endorgan hasarı düşündüğümüz durumlarda obstrüktif şoku tanımlıyoruz ve bu varsa diyebiliriz ki bu hasta anstabil ve üçüncüsü de dirençli hipotansiyon. 15 dakikadan uzun süren ya da yeni başlayan sistolik kan basıncının yine 90'ın altında olması ya da hastanın bazal tansiyonunu biliyorsak bu bazal tansiyona göre 40 mm civa ya da daha fazla düşüşün olması dirençli hipotansiyonu gösteriyor. Bu 3 durum varsa yani kardiyak arrest, obstrüktif şok ve dirençli hipotansiyon varsa hasta anstabildir diyoruz. Yani evet, şöyle diyebilir miyiz? Hasta şok tablosundaysa zaten arrestse geri döndürülebilir nedenlerden biri emboli. Zaten bu tamam evet. Bu net. Hasta zaten şok tablosundaysa ve emboli şüphen varsa bu zaten obstrüktif şok evet. Oluyor. Hani hangi tip şok olduğundan önemi yok. Yani bu şoksa hasta ve emboli düşünüyorsan bu instabil diye sayacaksın. Veya hipotansif, dirençli hipotansif bir hastaysa yani hipotansiyona meylediyorsa işte bazalini biliyorsan bilmiyorsan bunlar biraz şey gibi. Gerçekten kitabi şeyler. Kitabi tanımlar ama. Yani evet yani instabilite bu şekilde tanımlanmış yani bu daha doğrusu bu hastalar instabil olarak değerlendirilip ona göre yol almak lazım demiş. Evet yani o akış şemasında da yani çok kısaca bahsedeyim çok detaylandırmayacağım. Bu unstabil gördüğümüz şüpheli pulmoner embolli hastalarda yapabiliyorsak eğer imkanımız varsa yatak başı transtorasik eko ile değerlendirip sağ ventriküllü bir sağ ventriküllü disfonksiyonu varsa hastayı BT'ye gönderebilir miyiz diye değerlendirmen gerekiyor. Baktın hastayı BT'ye gönderemiyorsun ve o zaman yüksek riskli bir hasta olarak düşünüp
pulmoner emboli tedavisine başlamak gerekiyor diye söylüyor kılavuz. Ama bu kadar da tabii basit ve 3 adımda yapılmış bir işlem değil bu. Ama dediğim gibi pulmoner emboli eğer hemodinamik anstabilse onun için farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Peki Öncücüğüm, yani bu şok kliniğinde olan bir hastaya imkanımız yoktu. Biz ultrasonla bakamadık. Ve hasta da diyelim inotrop ihtiyacı olacak kadar da hipotansif. Yani az önce söylediğim klinik gibi. Dedik yani bu hasta bu haliyle tomografiye gidemez. Yani yüksek ihtimalle de emboli düşünüyoruz. Yani Well skorunda yüksek riskli. Ne yapmak lazım bu hastaya sence? Yalnız bu kılavuzu falan açık der ki direkt şeyle başlıyor ya, yatak başı transesofagal ultrasonla başlıyor, ekoyla başlıyor. Yani bu biraz şey. Her yerde ulaşılabilir değil yani. Değil bu, net yani. Bu kadar net. Şimdi ideal koşullar altında demeyeyim aslında. Bu olması gereken bence şu. Bence değil yani. Ben böyle yapıyorum en azından, öyle değil. Mutlaka konsültanları henüz olayın başında olaya dahil etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu hastanın bir şekilde ya da teorik olarak diyelim acilde kalmayacağı kesin. Ve bu tarz bir hasta senin tek başına halledebilirsin belki, ama bu sorumluluğu tek başına almana gerek yok. Almaman lazım. Bence bu, tek başına alman, bu sorumluluğu tek başına alman senden beklenmiyor. Tek başına halletmeye çalışman hata olur. Yani konsültanları ben ilk başta olaya dahil ederdim. İşte ilgili konsültasyonlar ne olur? Yoğun bakım, kardiyoloji olabilir. Kardiyoloji, yoğun bakım. Bunun haricinde yüksek olasılıkla emboli düşündüğün bir hasta var ise adettendir. Yani instabil bir hastadan bahsediyorum. Adettendir. Oksijenini bağlarsın. İki tane damar yolunu açarsın. Sıvısını başlarsın. Dediğimiz gibi hastada yüksek olasılıkla emboli düşünüyor isek bu hastada heparinle başlaman lazım olaya. Bolus dos heparinini verirsin. Bak düşük molekül ağırlıklı heparin demiyorum. 500 ünite IV heparinini bolus olarak verirsin. İşin bundan sonrası, yani bu görüntülemeden de önce, trombolizden de önce gelen bir aşama yani. 500 ünite heparinle başlamazdım. İşin bundan sonrası tromboliz kararını vermek aslında. Sağ ventrikül yüklenmesini kılavuza göre değerlendiremediğin için, bak yatak başı ultrason da değil. T diyor yani sana şey. Evet, transesofagal eko diyor. Eko diyor. Bunu da burada tromboliz kararını almak tek başına mümkün değil. Açıkçası bu kararı T yapmadan vermek zor diyeyim. Fazla uzatmayayım. Yapabileceğimiz en iyi şey hastaya işte inotropunu, vazopresörünü başlarsın. Bir yandan da trombolize olanağın devam edebilmesi için heparin infüzyonuna başlarsın. Hasta ARES olursa zaten tromboliz kaçılmaz. Geri döndürülebilir, evet, bir nedenin var elinde. Tromboliz yapacaksın. Ama hastanın instabilitesini toparlayabilirsen ne mutlu sana. Hastaya yoğun bakıma yatırırsın. Yoğun bakımdan BT'ye gider. Ondan sonra da tromboliz kararı alınabilir. Yani bu benim verdiğim cevap ne yazık ki kılavuzun biraz dışında bir cevap. Biraz kendi gerçekliğimizle beraber işin en iyi nasıl kotarabiliriz cevabı oldu. O yüzden şey, bunu herkes şey yapmasın, imkanı olan tabii ki T ile başlasın. Ama o yüzden diyorum yani en baştan konsültanları dahil edebilirsek hem sorumluluğu paylaşmış oluruz, hem de olası hataları ve eksikleri toparlamış oluruz. Ama bir acilci olarak instabil bir hastaya ne yaparız? Hava yolu güvenliğini sağlarız, damar yolu açıklığını sağlarız. Gerekirse inotropunu başlarız. Trombolizi mümkün kılabilmek için de heparinle yola devam ederiz. Ben böyle giderdim açıkçası. Senin verdiğin soruya cevap olarak. Valla çünkü bu sorduğum soru zor bir soru. Dolayısıyla bu kadar şerh düşerek bir şeyler olursa şöyle olursa demek çok normal bence de. Ama dediğin gibi ilk müdahaleyi yapıp ardından en kısa sürede definitif son tedaviyi ya da işte bunu gerçekleştirebileceğimiz ana getirmek lazım hastayı. Bence de konsültanlarla birlikte iletişim halinde olarak. Madem trombolizden bahsettik, şeye geçmeden önce, dozlara falan geçmeden önce trombolitik için bir kesin kontraindikasyonlar vardı. Onlardan da bahsedeyim ben. Yine kitabı kısımları bana vermişsin. Allah seni kahretmeye ya senin çocuk. Bak, hemorajik inme varsa ya da bilinmeyen bir inme öyküsü varsa hastada, son 6 ay içerisinde iskemik inme öyküsü varsa, son 3 hafta içerisinde majör travma, cerrahi öyküsü varsa ya da kafa travması öyküsü varsa, hastada aktif bir kanama varsa tedavi için, yani trombolitik tedavi için kontraindike. Bu tip durumlarda hastalarda cerrahi ya da girişimsel yöntemlerle embolektomi yapılması
daha uygun olabilir. Ama dediğim gibi bu da kesin bir şey değil. Bu arada anlattıklarımızın büyük bir çoğunluğu da hani sen de söyledin ya bu benim görüşümdür diye. Tabii ki de temel olarak aldığımız şey 2019 kılavuzu. Ama bunların üzerinden tamamını anlatmak, bir programda anlatmak, hepsine değinmek de mümkün değil. O yüzden mutlaka 2019 kılavuzunu da okuyun derim. Bunu düştükten sonra da hemen 3 tane molekül var. Bir tanesi TPA, yani hepimizin ağzında dolaşmış TPA lafının kendisi alteplaz, streptokinaz ve ürokinaz. Her biri için farklı dozlar var, doz rejimleri var. Sosyal medya hesaplarında da paylaşırız bunları. Ama kabaca TPA'yı bilmek yeterli olur diye düşünüyorum. TPA'yı 100 mg'ı 2 saat içerisinde IV infüzyon olarak verebiliriz. Ya da 0.6 mg kilogramdan maksimum 50 mg olacak şekilde 15 dakika içerisinde IV infüzyon olarak verebiliriz. İşte bu özellikle bu ikinci dozu kanama riski yüksek ya da ileri yaş hastalarda kullandığında benzer etkiyi verdiğini göstermiş çalışma. Bir tane çalışma ve randomize kontrol çalışmalarında sanırım meta analizi vardı. Neyse çok detaya girmeyeyim. Daraldım. Özetle tamam herkes darlandı mı? Evet tamam herkes darlandıysa. Özetle şimdiye kadar ne yaptık onu ben özetleyeyim bitireyim. Düşük olasılıklı hastaları PERJ ile dışladık, dışlayabildiklerimizi. Sonrasında anstabil olanları trombolitik uyguladık. Peki sevgili Öncü, geri kalanları ne yapalım? Yani herkesi yatırarak ya da ayaktan mı tedavi edelim? Pulmoner emboli tanısı koyduğumuz ya da benim bir ayarım mı yok? Herkes niye yatırmaya çalışıyorum? Şimdi bu konu aslında 2019 kılavuzunda gayet açık ve net bir şekilde detaylıca anlatılmış. Ama kılavuza önlendirecek değilsen ne diye 2 saattir konuşuyorsun diyenlere şöyle bir özet geçebilirim. Ya sanki bana bıraktığın yer çok kolaymış gibi altıcım sürekli dert yandın. Hadi bakalım. Şimdi hastada eski tanımıyla masif emboli veya sağ ventrikül yüklenmesi bulgusu var ise bu hastalar trombolis almayacak olsalar bile yatar. Nokta net. Sağ ventrikül yüklenmesi için ideal olan yatak başı transözofagal eko yani da bakmak. Evet. Ama yatak başı ultrasonda tecrübeli bir uygulayıcı var ise işte kıdemlin, uzmanın, kardiyoloğun ya da kendin oradan da görebilirsin. Eğer bu yeterince iyiysen ve hatta istediğin tomografide de fark edilebiliyor. Bu yüzden tomografi isteğini yaparken bunu da bir ön tanı veya soru olarak belirtmen lazım. Veya radyoloğu arayıp sağ ventrikül yüklenme bulgusu görebiliyor musun diye de sormakta fayda var. Ve hatta kılavuzda da var ama ben özet geçiyorum. Troponin ve BMP yüksek ise bu da sağ ventrikül yüklenmesi açısından fikir verebilir. Daha doğrusu şüphe yaratır bu açıdan. Yani emboli düşündüğün hastada troponin BMP'n yüksekse veya yatak başı ultrasonda bir şüphen varsa veyahut tomografide buna dair bir bulgu varsa bu hasta stabil gözükse bile instabil gibi değerlendirilip daha doğrusu yatış hastası olurlar. Ve tromboliz yine tartışılması gereken hasta grubuna girerler. Yani bu hastalar eve gitmez demek istiyorum. Yatar diyorsun yani. Yatar. Kesinlikle tamam. Yatar. Tabii ki her emboli hastası yatacak diye de bir şey yok. Görüntülemede işte küçük veya santral olmayan yani periferik bir emboli saptadıysak ve de hasta dolaşımsal veya respiratuar olarak solunumsal olarak stabil ise SPSI skoruna bakmak lazım. Yine bir skor var burada. Açıp bakın arkadaşlar. Ama nedir bu? İşte yaşın 80 veya üzerinde olması, kanser öyküsü, kardiyopulmoner hastalık öyküsü, nabzın 110 veya üzerinde olması, sistolik kan basıncının 100'ün altında olması, satürasyonun 90'ın altında olması olarak belirtiliyor. Eğer bunlardan hiçbirini sağlamıyorsa hasta yani bu bulgulardan hiçbiri yoksa hastada yani kötü değilse hasta SPSI'ye göre hasta düşük moleküler ağırlıklı heparin varfarin kombinasyonuyla ya da öneriler artık NOAC yeni nesil antikoagülanlar tercihen reçetelendirilip poliklinik düşünebilir. Bunların tabi duruma göre kullanım şeyleri değişebiliyor. Bazı durumda da varfarin bazı durumda NOAC tercih edebilir ama artık genel olarak NOAC tercih ediyoruz. Buraya girmiyorum. Eğer iş zaten bu aşamaya geldiyse iş burada bitmiyor. Hasta hani bir şekilde eve gidecek gibi bir hastaysa değerlendirmeni yaptın. Şunu da kılavuz diyor ki yani
Türkiye'deki koşulları da düşünürsek burası biraz idealize olmuş oluyor ama idealize etmek gerekiyor. Ama şunu düşünün diyor kılavuz. Eksik anlatmamak için söylüyorum. Hı. Aslında sosyal koşullarına bakmak lazım. Sağlık hizmetine ulaşımının kolay olup olmadığına bakmak lazım. Veyahut hastanın başka bir yatış nedeni varsa zaten o hasta zaten evet. yatacak. Bunlara da değerlendirip erken taburculuk kararı verilebilir. Yani hastanın yatmasına gerek kalmayabilir. Belki gözlem ünitesini alıp takip edip sabahında taburcu edebileceğin hastalar da vardır Altuğ'cum. Böyle taburcu şey yapabildim, özetleyebildim ya. Ama yani işte pulmoner embolinin, bak başta söyledim ben, can sıkıcı bir konu değil mi? Kesinlikle. Zor konu ki ben yani sıkıntılı olduğunu ta çömezliğimden beri sağ olsun idrak ettirdiler. Tamam abi, yani bu kadar saydık döktük ama bence bir toparlayalım. Son olarak hani programdan çıkarılması gereken başlıklar, genel başlıklar şunlar diyeyim. Birincisi aslında en esas unutmamamız gereken şey pulmoner emboli tanısı koymak istiyorsak önce şüphe etmemiz lazım hastadan. İkincisi emboli olma olasılığını saptamak için yine Wells skoru kullanıyoruz. Yani pulmoner emboli için Wells skorunu kullanıyoruz. Düşük riskli hastalarda dedimer kullanıyoruz ve skor 0-1 gibi puanlar puandaysa pulmoner embolinin ekartasyonu içinde PERT skorunu kullanıyoruz genel olarak. Üçüncüsü dedimeri değerlendirmek için yaşa uyarlanmış sınır değerini kullanmak gerekiyor. Dördüncüsü yüksek riskli hastalarda dedimere bakmadan doğrudan pulmoner embolinin ekartasyonu görüntüleme ile dışlanması gerekiyor ya da tanı koyulması gerekiyor. Beşincisi de anstabil BT'ye gidemeyecek bir hasta pulmoner emboli düşünülüyorsa bu hastada hemen kısa bir süre içerisinde kendi müdahaleni stabilize edebilecek müdahaleyi yapıp konsültanları dahil edip yapabiliyorsak ECHO ile değerlendirmek gerekiyor. Sağ ventrikül fonksiyonlarını ve trombolitik tedavisini düşünmek gerekiyor. Güzel özet. Tebrikler. Vallahi çok. kendisi ama çevresi kötü bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz sanırım, değil mi? Yemin ederim üzerimden büyük kalktı ama. Yani biraz bir şey DVT'yi anlatmamış olsaydık emboliye hiç girmeye gerek kalmayacaktı da işte mecburen tamamladık işte, öyle diyeyim. Ama evet. Zor konu, konuşulması lazım. Yani özetlerine bile baktığınız zaman bir sürü detayı olan konu ama kabaca biraz kendi tecrübelerimiz, biraz kılavuzun yönlendirmesi, biraz genel bilgilerle böyle bir toparlama yapmaya çalıştık arkadaşlar. Biraz sıkıcı bir konu. Umarım sizi çok sıkmamışızdır. Zaten dinleyen kaç kişi var? 5 kişi mi? Benim bakkalı da dinletiyorum ben. Abi destektir, ama dinletirim falan diyor. Evet. Ama böyle arkadaşlar. Umarım faydalı olur diye umut ediyorum. Yani mutlaka bizi Twitter'da ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Çünkü konuyla ilgili görselleri de beraberinde atacağız. Umarım bunu dinlerken de daha faydalı olduğunu göreceksiniz görsellerle beraber. Dediğim gibi bu hafta esnaf gibi kapatmayı düşünmüyorum programı. Görüşünce dek hepinize iyi nöbetler. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Dikkat edin kendinize.